Merhaba arkadaşlar, ben Sematin Patikleri, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar hayırlı akşamlar. Şöyle akşamüstü çekiyorum bu videoyu. Onun için hayırlı akşamlar diyorum. Destekleriniz için, yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Instagram sayfam semahat04. Oradan beğendiğiniz örgülerin anlatımları hepsi yapılacaktır bilgilerinize. Facebook sayfam Semahat Hazar, bir de Semahat Tingaz. İkisinden de bana ulaşabilirsiniz. İkinci bir Instagram sayfam Semahat'ın Patikleri. Aynen YouTube kanalındaki ismi orada da kullandım. Şimdi arkadaşlar, bundan önceki yaptığım çoraplarımı bitirdim. Çoraptan sonra bakın, yoğun istek üzerine ben bu yelek modellerini anlatıyorum, biliyor musunuz? Sizlerden gelen modeller bunlar. Mesela bu modeli arkadaşımız bana özelden attı. Abla, bunu anlatır mısın? Ben bu modeli çıkaramadım dedi. Ben de tamam, eğer yapabilirsem anlatırım dedim. Oturdum, modeli çıkardım ve sizinle paylaşıyorum. Bu model nerede kullanılır? Her zaman söylediğimiz gibi her alanda kullanabilirsiniz. Yeleklerde, süeterlerde, sonra şapkalarda, battaniyede, yani çok amaçlı modeller anlatmaya çalışıyoruz. Örgümüz şöyle şu şekilde çok rahat harşa ve düz örgüden oluşuyor. Örgümüzde ilmekler tamamen yer değiştiriyor. Şöyle göstereyim, bakın biraz daha yaklaştırayım. Bakın, önden giderken ilmeğimiz sağa yatıyor. Arkadan gelirken, burada hem önden hem arkadan anlatıyoruz örneği. Arkadan da örneği yapıyoruz, önden de yapıyoruz. Yani ters taraftan da düz taraftan da yapıyoruz bu örneği. Önden giderken ilmeklere yer değiştirirken sağa yatıyor. Arkadan gelirken sola yatıyor. Yani zikzaklı bir örnek. Diyerek şöyle örneğimizi bırakalım. Hemen uzatmadan modelimizi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, ben belli bir sayıda ilmek attım. Şişim 2,5 numara. İpin normal sıradan bir naku ip. Tamam mı? Kalan parçalar yine her zamanki söylediğim gibi. Fakat bu ipimiz, ben bundan şal yapmıştım. Şöyle pırlantanın zincirli bir ipi, tüylü bir ipi. Pırlantanın patiklik ipi değil, bakın kazak ipi, tamam mı? Ona göre kullandığım şişler 2,5 numara. Her zamanki gibi şöyle göstereyim. Bakın, 2,5 numara şişle anlatacağım ben bunu şimdi size. İlmeklerimizi attık. Kaç tane atmışım ben şuraya? Saymaya da gerek yok. Aslında model olarak anlatıyoruz. Saymamıza gerek yok arkadaşlar. Bunu yapacağınız örgünün ölçülerine göre yaparsınız artık. Örneğin burasını lastik farz edelim. Şuradan haroşa yapacağım. Şuradan sonlarda haroşalar yapacağız. Sonra ortaya modelimizi koyacağız. Hadi bakalım, ya Allah ya Bismillah deyip başlayalım. Hazırsanız siz de. Şöyle, ben bir ses geliyor, sesleri ayarlayacağım. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Baştaki ilmeğimizi boşaldık. 3 sıra her şey yaptıktan sonra baştakini boşaldık. 1 2 tane haroşa ördük. Şimdi modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Bakın, şuradayız. Tamam mı? Şu kuruluma geçiyoruz. Hadi bakalım nasıl yapacağız. Şimdi kolay, zor değil ama tabii ki dikkat isteyen bir iş. Şimdi şu ilk ilmeğimizi boşalttık. Bakın, ilk ilmeğimizi boşalttık. İkinciyi ördük. Boşaldığımız ilmeği sol şişimize geri aldık. Bakın, boşaldığımız geri aldık. Ördüğümüzü bıraktık. Bunun arkasından yer değiştirdik. Hemen düz ördük. 4 kere bu işlemi yapacağız. Hemen yanına bunu boşaldık.
İkinciyi ördük. Boşaldığımızı sol şişimize geri aldık. Sol şişimize geri aldık. Ördüğümüzü çıkardık. Bunun arkasından şekeri taktık. Çevirdik ve ördük. Tamamen düz örüyoruz. Düz örgü. Ben her şeyi de düz yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişimize geri aldık. Ördüğümüzü bıraktık. Tekrar arkadan şişimizi aldık ve ördük. 3 tane oldu. Tekrar boşaldık. Önündekini ördük. Boşaldığımızı sol şişe önden örgünün ön tarafından geri aldık. Ördüğümüzü arkadan tekrar şişimizi aldık. Boşaldığımızda ördük. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane aynı işlemi yaptık. 3 tane haroşa. 1, 2, 3. 3 tane haroşa yaptık. Tekrar boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı şişin önünden sol şişe aldık. Ördüğümüzü bıraktık. Tekrar bunun arkasında aldık. Düz ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı önde sol şişe aldık. Ördüğümüzü bırakıp tekrar bunun arkasından aldık ve ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe geri taktık. Ördüğümüzü bıraktık. Sağ şişe geri aldık. Bakın hep sol tarafa yatıyor. 3. Tekrar boşaldık. Ördük. Sol şişe boşaldığımızı aldık. Ördüğümüzü bunun arkasından geri aldık. Boşaldığımızı ördük. 1, 2, 3, 4. 4 tane aynı işlemi yaptık. 3 tane haroşa yapalım. İp kendimize doğru. 3 tane haroşa yaptık. 2 tane model sığdırdık arkadaşlar. Burasında yeleğin önü kabul edin. Ön bantı olarak kabul edin. Örneğin yelek yapıyorsanız. Bu şekilde çevirin modelin ters tarafını. Baştaki ilmeğimizi boşalalım. Fakat ben haroşa yeleklerde, yani yelekler önüne haroşa koyarken baştakini de örüyorum. Çünkü çekiyor. Tekrar 2, 3, 4 tane mesela ön bantını ayırdığınızı düşünün. Bu arada 3 tane tersimiz vardı ya modelden sonra. 3 tane tersimizi yapalım. 3 ters yaptık. Şimdi model arkadan da yapılacak. Arkadan da yapılacak modelimiz. Nasıl yapılacak? Bakın. Baştakini boşaldık. İkinciyi haroşa olarak ördük. Yani tersten de aynı model yapılıyor. Fakat haroşa. Boşaldığımızı sol şişimizi aldık. Bakın. Boşaldığımızı sol şişimizi aldık. Ördüğümüzü bunun arkasından geçirdik. Boşaldığımızı haroşa olarak ördük. Tekrar boşaldık. Ördük. Ön taraftan bakın. Şiş ön tarafta. İp bizden tarafta. Şiş ön tarafta. Sol şiş. Arkadan bunu boşaldık tekrar. Ördüğümüzü bıraktık. Bunun arkasından tekrar şişe aldık. Boşaldığımızı ördük.
Boşaldık. Ördük. Modelin ön tarafından boşaldık. Bakın, boşaldığımızı sol şişe aldık. Bunu sağa aldık ördüğümüzü. Boşaldığımızı tekrar ördük. Tekrar boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı ön taraftan, yani modelin kendi ön tarafından ama örgünün arka tarafından şişe aldık. Bu şekilde ördüğümüzü bıraktık. Bunun arkasından aldık. Boşaldığımızı ördük. Bu şekilde. 1, 2, 3. Zaten yavaş yavaş modelimiz çıkıyor. Öbüründe bunun aynısını yapacağız. Hadi bakalım. İkinci modeli de ben yaptım. Hemen kenar haroşalarımızı örelim. Ördük. Modelimizin ters yüzünden olan işlem bitti. Çevirelim düz yüzünü. Yavaş yavaş belirginleşiyor. Hemen baştakini boşalıyorum bu sefer. Haroşamızı yapalım. 1, 2, 3 tane haroşa var benim kenarda. 3 tane haroşadan sonra hemen modele geçiyoruz. Hemen modeli koyduk. Tekrar bakın. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe ön taraftan aldık. Ördüğümüzü arka taraftan çaprazlamasına yer değiştirdik. Ve ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe geri aldık. Ördüğümüzü bırakıp bunun arkasından şişe geri aldık. Ve tekrar ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe geri aldık. Ördüğümüzü bıraktık. Arkadan çaprazlamaya yer değiştirdik. Boşaldık. Ördük. 4 kere bu işlemi yapıyoruz. Boşaldığımızı sol şişimize geri aldık. Ördüğümüzü bıraktık. Arkadan çaprazlamasına geri aldık. Bıraktığımızı, boşaldığımızı ördük. Bakın model çıkıyor. Arada 1, 2, 3 tane haroşa var. Bakın. Hadi bakalım. Bunu da kendiniz yapın. Tekrar örgümüzün ters tarafına geldik. Bakın. Modelimizin birisini birlikte yaptık. İkincisini herkes kendi yaptı. Ters çevirdik modelimizi. Baştakini boşaldık. 1, 2, 3 tane kenar haroşamız var. Her modelin arasında 3 tane ters taraftan görünümlü bu. Her modelin arasında 3 tane düzümüz var. 1, 2 ve 3. 3 tane düzümüzü yaptık. Tekrar modelin üzerine geldik. Bakın burası bizim modelimiz. 8 ilmekten oluşuyor. Tamam mı? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 tane. 8 ilmeğin üzerinde çalışmamız oluyor. Geri yanı zaten düz örgü. Tekrar boşaldık. Ördük. Ters taraftan yapıyoruz. Ön taraftan bakın şiş önde. Sağdakini şişe aldık. Ördüğümüzü sağ şişe aldık. Yani bir nevi burmaya benziyor. Bilen hanımlar bilir. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı örgünün yere bakan tarafı yani. Arka tarafı diyeceğim.
modelin ön yüzü ama arka tarafı. Ve ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı arkadan şişe aldık. Ördüğümüzü bıraktık. Üstten aldık ve haroşa olarak ördük. Ters taraftan kurulumu. Boşaldık. Ördük. Arkadan boşaldığımızı sol şişe aldık. Ördüğümüzü tekrar sağ şişe alarak yer değiştirdik. Ördük. 1, 2, 3 tane düzümüzü yaptık. Tekrar boşaldık. Ördük. Arkadan boşaldığımızı sol şişe aldık. Yer değiştirdik ve ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe aldık. Ördüğümüzü geri sağ şişe aldık. Ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe modelin ön yüzünden yani düz tarafından şişe aldık. Tekrar ördük. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe geri aldık. Ördüğümüzü bırakıp arkadan tekrar şişe aldık. Boşaldığımızı tekrar ördük. Kenar haroşamızı yapalım. Modelimizi çevirip şöyle bir bakalım. Bakın modelimiz çıkıyor arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Modelimiz böyle bir teknikle yapılıp ilerleyen bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben birkaç sırada böyle kendime yapacağım. Resmini de yakından çekip atacağım. Umarım anlaşılmıştır. Kenar haroşamız boşaldık, ördük. Yanlış yaptık değil mi? Farkındasınız. Ördüğümüzü arkadan şişe aldık. Tekrar ördük. Bakın tamamen zikzak oluyor. Boşaldık, ördük. Çok akıcı, çok kolay, çok zevkli, çok rahat. Çok kullanışlı, çok gösterişli bir model. Arkadaşlar, biz bayan arkadaşlar elimizdeki işin çok çabuk bitmesini isteriz. Bu da onlardan birisi. Tavsiye ederim. Çok çabuk bitecek bir örnek. Artı çok zevkli yapılan bir örnek. Tamam mı? 1, 2, 3. Modelimizin anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım birkaç sıra yapıp geleyim. Bakın arkadaşlar modelimiz çıktı. Modelimiz çıktı. Gayet de net anlattığımı düşünüyorum. Bu renkte böyle oldu. Bu renge daha çok gitti bu model. Ben ona kanaat getirdim. Yani çağla yeşili bir ipim vardı. Bu renge daha güzel gitti model. Şimdi hepinize kolay gelsin. Kanalında kalın. Takipte kalın. Görüşlerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Birbirimize fikir alışverişinde bulunalım. Bir. İkincisi de arkadaşlar birbirimizin işin hakkında yorumlar yazalım. Yani şöyle kısa kısa değil de nasıl olmuş işte ipini hani merak edelim videolarımızın nasıl yapılıyor, hangi işlemlerden geçiyor diye. Gerçi ben yorumlarımdan memnunum, arkadaşlarımdan memnunum. Allah razı olsun. Her şekilde destekçimsiniz, yanımdasınız. Şimdi artık akşamın dar vakti. Bu işi de burada sonlandırdık arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. İsterseniz tekrar şöyle bir modelimizi yakından gösterip vedalaşalım olur. Bakın bu şekilde.
Bu şekilde. Gelin son bir kez şöyle bir net bir daha göstereyim size. Hadi bakalım, bakın. Bakın, baştakini boşaldık. Ördük haroşamızı. Hemen modelimize geldik zaten. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı geri aldık. Ördüğümüzü bırakıp tekrar şişe geri aldık ve ördük. Boşaldık. Ördük. Boşaldığımızı sol şişe geri aldık. Ördük. Boşaldık. Ördük. Ördüğümüzü geri şişe aldık arkadan. Örmeden aldık. Ördük. Örmeden aldığımızı sol şişe aldık. Ördüğümüzü sağ şişe aldık. Bu direkleri istediğiniz sayıda koyabilirsiniz hanımlar. İstediğiniz sayıda koyabilirsiniz. 3 tane koyabilirsin. 5 tane koyabilirsin. Modelin tamamını böyle yapabilirsin. İstediğin şekilde uygulayabilirsin. Haydi bakalım, kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.